102. Sanki çok böyle mata. Arkadaşlar bu yamayla beraber yine conversation'larda, yani karşınızdaki kişiyle konuştuğunuzda, konuşmayı sonlandırdığınızda bir crash sorunu oluyormuş. Bu crash bitmiş. Onun dışında eğer settlement'ın kalesine çok yakın ve biriyle konuşursak, encountered neydi lan? Encountered birinin partisine, settlement'ı gate'ine yakın bir yerde birinin partisine katıldığımızda oyun çöküyormuş. Bunu düzeltmişler. Kendi karakterimiz eğer tutsak haline düştüğü zaman bazı clan member'larımız problem çözüyormuş gibi görünüyormuş. Böyle bir hata varmış. Onu düzeltmişler. Ansiklopediyi açtığımızda GPU tırtlıyormuş. Hayvan gibi kullanıma geçiyormuş. Onu düzeltmişler. Birisi öldüğünde switching weapons, yani silahlar değişiyormuş. Çok ilginç bir şekilde. Ben bu hatayı hiç fark etmedim öyle bir şey oluyorsa da. Karakter öldüğünde, bir agent öldüğünde silahları değişiyormuş. O düzeltilmiş. Lord's Keep Battle when troops spawned in. Oyunda bildiğim crash sorunu oluyormuş. Lord'un kale savaşı sırasında eğer herhangi bir askeri birlik spawn olursa. İlginç. AI opponent turn in tablet. Tablet oyununda da AI'nin yapmış olduğu bir turn sırasında hamlede oyun çöküyormuş. Bunları düzeltmişler. Bazı diyorlar text ve translation, yani oyun içindeki çevirileri, yazıları düzeltmişler. Sanalaya yeni bir sahne eklenmiş. Sanalaya değiştirilmiş arkadaşlar. Yeni sanalayı merakla bekliyorum. Birazdan bakacağız girip. Animasyonlarda arkadaşlar artık lordlarla ve şeylerle, bu şehirdeki tüccarlar, zıvırt zıtlarla konuşurken bunların verdikleri pozlar, böyle hareketleri, gülümsemeleri, sinirlenmeleri falan gibi muhabbetler geliştirilmiş. Güzel, buna da bakacağız. Improved lip senkronizasyon, dudak senkronizasyonu, yüz hareketleri gibi ses ve yüz animasyonları falan düzeltilmiş, geliştirilmiş. Bunu söylüyorlar. Haritada gamepad'le oynarken bazı sıkıntılar oluyormuş. Onu düzeltmişler. Bu şey diyordunuz ya. Abi ben koya giremiyorum. Hatırladınız mı onu? Abi ben koya giremiyorum. Oğlum şehire girebiliyorum. Oraya da giremiyorum ama koya hiç giremiyorum. Yani Taylor Bannerlord oynarken koya giremiyorsan büyük problem. UI'da bazı değişiklikler olmuş. Marriage offer'lar geliyormuş. Yani evlilik teklifleri geliyormuş. Onlar arada kayboluyormuş. Onu düzeltmişler. Scoreboard bazen böyle görünür kalıyormuş. Alakasız bir şekilde. O düzelmiş. Circle'a bastığımızda bazı değişik şeyler oluyormuş. L1, R1 bunlar bizimle alakalı değil. Bunlar PlayStation'cılarla alakalı. Geçerken yanlışlıkla parti kur şeyi açılıyormuş. Bunları düzeltmişler. Gameplay not stop when losing game focus during a loading screen. Yine bir bug varmış. Oyun loading ekranında oynamaya arkada devam ediyormuş. Çok ilginç. Battle ve siege'lerde, yani savaşlarda ve kuşatmalarda prevent lances with newly added banners from being coachable. Bir hata varmış arkadaşlar. Bu yeni eklediğiniz banner'lar, sancaklar mızraklara, özellikle koltuklanmış kargılarda bir bug'a sebep oluyormuş. O düzeltilmiş. Equipment control with not some during Lord Hall fight. Ekipman kontrolüyle ilgili bir bug varmış. Lord bu kalenin içerisindeki savaşlarda oluşuyormuş. Onlar düzeltilmiş. Textler düzeltilmiş. Armiler. Armilerde bu infinite şey vardı. Influence, böyle işte ordunun bütünlüğünü arttırmak için hayvan gibi veya donation yaptığında böyle 1700948.656.748 falan yazıyor ya böyle. Sonsuza kadar bir numara gidiyordu. Bozukluk vardı. Onu düzeltmişler. Oo bak bu güzel. Kingdoms and Diplomacy. Artık savaşları bir krallığa, bir diğer krallığa bazen savaş açtığında hızlı bir şekilde arkadaşlar barış ilan edebiliyorlardı. Savaşa giriyordun, daha hiçbir şey yok ortada. 5 dakika sonra savaş barışa dönebiliyordu. Artık onu düzeltmişler ve savaş açıldıktan sonra belli bir savaş süresi koymuşlar. Yani iki krallık, atıyorum şu anda sallıyorum ne kadar olduğunu bilmiyorum. Eğer savaş açıldıysa in real time'da, yani gerçek zamanda minimum 15-20 dakikalık oyun, belki de hani oynanışı sırasında savaştan çıkamayacaklar veya barış yapamayacaksın gibi bir durum olmuş. Güzel olmuş. Bu da lazımdı.
Çünkü çok hızlı barış yapıyorduk. Çok aptalca bir şey oluyordu. Ha bir de tabii bu da şuna nebep olacak. Karşımızdaki ekip biz mesela bir yere savaş açtık. Diğer Aseray bize geldi savaş açtı veya işte öbürü gitti bize savaş açtı. Genelde şu anda AI'da benim gördüğüm ikinci bir savaş açıldığında ilk savaşı sonlandırıyordu. Büyük ihtimalle bu ayardan sonra ilk savaşı sonlandıramayacağız arkadaşlar. Yani boku yedik. Aslında bu olumlu bir şey gibi görünüyor ama pek olumlu değil. Size net söylüyorum, daha denemedim. Kesin böyle olacak yani. Anladınız mı? Hani iki krallıkla birden savaştayken öncelikle çok savaştayız. Bunlarla barış yapalım diyordu ya. Bir süre demeyecek. Demeyeceği için de ordular 3'e 5'e bölünecek. Oyun daha da zorlaşacak gibi duruyor. Questler ve sorunlar. Family Feud Quest'inde bir stack varmış. O düzeltilmiş. Bir tane bug varmış. Bu ana görev storyline'da görünürken bazen işte görünmüyormuş. Quest nokta falan filan. O düzeltilmiş. Vlandia Vanguard Troops Spawn Without Shields. İşte Vlandia Vanguard'ları varmış. Bunlar kalkansız çıkıyorlarmış. Spawn oluyorlarmış. O düzeltilmiş. Custom Battle, özel savaşlar bölümünde de artık battle terrainlerin isimleri daha düzgün gözükmüş. Allah razı olsun. Multiplayer'da crash'ler oluşuyormuş. Özellikle bazı sınırları geçtiğinde oyuncular crash oluyormuş multiplayer'da. Artık o düzeltilmiş. Biz şurada server bug'ları falan çok önemli değil. Zaten server'ımız açık şu anda. Botta UI'da Voice Language Option, Tap Description, ses updated the voice language. Voice language derken seslendirme ile ilgili zaten şu anda sadece İngilizce seslendirme yok mu ya? Multiplayer option'daymış. Pardon, tamam anladım. İlginç, saçma, gereksiz. Optimized memory usage, tamam. Performanstaki bayağı bir memory kullanımı vardı arkadaşlar. Onu düzeltmişler. Ride like you stole it, achievement. Bazı achievement'larda bug varmış. Sword Bearer, ride like you stole it. Yani çal ve kaç, kap ve kaç gibi bir şey. Sword Bearer, kılıç taşıyıcı gibi bir şey. Bu şeylerde sıkıntı varmış. Ve modding ile ilgili de birkaç şey paylaşmışlar. Patch noktalarımız bu kadar. Biz bir dilerseniz oyuna girelim bakalım. Özellikle Sanala da ne olmuş? Sanala'yı merak ediyorum ve modlarımızla çalışacak mı? Bunları görelim. Şimdi arkadaşlar genelde benim gördüğünüz üzere versiyon 2.2.2 falan filan diyor ya. Şimdi mesela 1.153 falan diyor. Biz buna play diyeceğiz ama ve lakin. Ama ve lakin cümbür cemaatin. Modlarla beraber açılacak mı? Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Bir yeni save kurup bir bakacağım. Bir de var olan save'e login olarak bakacağım. Çünkü var olan save'e bazen login olduğunuzda eski böyle sanki sürümde kalmış gibi olup devam edebiliyor gibi bir durum var. Bilmiyorum, kafam çok karıştı bu konularda. Bu konularda kafam çok karıştı babacığım. Var olan çakılır gibi. Bakacağız. Bilmiyorum Allah'ın olacak. Bence çalışabilir de çalışmayabilir de bunların hepsini zaman gösterecek bize bebeğim. Şu anda mesela benim modlarım çalışıyor mu? Şimdi buradan anlayacağız zaten kafadan. Tamam, Twitch ünlem join modu herhalde çalışıyor. Bende sıkıntı yok. Şöyle bir sandbox diyelim. Sandbox bebeğim. Şu an bayağı bir kurulu modum var. RTS, Dismemberment. Yani benim için hayati olan modlar var. Ünlem join yazmayın oğlum, şimdi zaten öylesine giriyorum. Ya ünlem join yazıyor. Şöyle yalandan bir karakter açacağız bakmak için. Tıklayamayanlar da ben. İtsun. Tamam. Şimdi. Config. Cheat mod 1 diyelim. Önce bir Sanalaya bakalım. Ben merak ettim. Sanalayı bir görmek istiyorum. Modlarla beraber şu anda oyun kuruldu. Bir problem yok şu anda gördüğüm kadarıyla. Hatta şöyle bir farklı kaydedelim. Yeni oluştur. Osurup. Şimdi önce bir buraya bir bakalım. Buraya bir bakalım. Buraya bir bakalım. Evet, yeni sanalı arkadaşlar. Yeni sanala. Şurada da köy mü var? Orada bir köy var uzakta. Yeni sanala an itibariyle gözlerinizin önünde.
tüm ihtişamıyla yaşama devam ediyor. Eskisini unuttum. Eskisi zaten hep aynıydı. Sanada'da kaçak yapılar var arkadaşlar. Bazıları imarı bozup iki katlı yapılar yerine kaçak üçüncü kat çıkmışlar. Bir kapalı pazar var Sanada'da. Kapalı çarşı. Oh shit. Buraya yürüyerek gireceğim ya. Bir dakika. Neyse dur şuralara bakalım da. Sanada kale içi. Yine burada güzel bir avlumuz var. Avlunun içinde yine alabalık yetiştiriciliği. Gayet başarılı duruyor. Gayet güzel duruyor. Güzel olmuş. Caminin minaresi yok. Cami yok ki oyunda minaresi olsun. Ayrıca hangisi senin cami diye tanımladığın hangisi kanka? Şu mu cami? Burası cami değil. Burası kapalı çarşı. Burada çeşme. Çeşmelerin hala ucu yok değil mi? Evet. Yo bunda var bak ufak. Küçük tahtadan dildolar koymuşlar. Pazar yeri Sanada'da gördüğünüz üzere yaşıyor adeta inanılmaz. Kimse hareket etmiyor farkında mısınız? Kimse yürümüyor. Bir demirci dayı demir dövüyor. Onun dışında başka bir numara... Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Oh fuck. Holy shit. Çok baktın. Çok baktın çık devam et. Çok baktın devam et. Güzel güncellemeymiş. Oğlum modlarla girdik ya o moddan dolayıdır. Cıstak cıstak. İngaltercim hoş geldin kardeşim. Bizim yine bak şeyimiz mi bu? Alright. 2 ay olmuş İngaltercim teşekkür ediyorum. Şeyi kapatmıştık dün yayında. Aynen açtım şimdi. Babazım bu nahoş bir durum. Aboneye gelince bile tırsıyorduk değil mi? Ulan yanlış şeyi açmışım ekranda bir şeyler dönüyor ya. Herhalde bu mu? Bu da değil anasını satayım. Acaba hangisi? Which one acaba? Yani bulamadım. Herhalde odur. Diye düşünüyorum. Bakacağız. Şimdi şuradan bir asker topla diyelim bakalım. Evet çalışıyor arkadaşlar. Yanımıza geldiniz. Bir tane şöyle bir çapulcu bulalım. Fight görelim. Modlarımız çalışıyor lan. True Charge! Güzel bir sıkıntı yok şu anda. Yani gerekmiyor aslında ama şöyle bir de kelle alabilirsem alamadım. Kelle alabilir miyim kardeşim? Dismemberment mod. Abi şu an çalışmıyor mu? Abi herifler nasıl bir öfkeyle üzerimizde uçak sallıyorlar. Kanka bir kelleyi bırakır mısın? Kelleyi sal. Sal kelleyi. Gel gel ama. Yani dismember'ı ben mi yapamadım acaba diye düşünüyorum. Ama şu kol kopmuş gibi ya. Tamam çalışıyor ya. Kol kopuk değil mi? Evet kopuk. Tamam ya. Çok mu? Oyunun sesleri biraz fazla galiba. Evet tamam. Tamam yarı yarıya kıstım arkadaşlar. Okey. Okey çalışıyor sıkıntı yok tamam. Evet bir problem yok arkadaşlar. Gayet güzel de bu sanalaya girdiğimizde acaba hiç şeye girmeden dolaştığımda da çökecek mi oyun onu merak ettim. Oğlu ben kopardım. Dur bakalım. Güzel görünüyor lan şöyle girince hissiyat.
Ulan kim halıyı yıkayıp astı oraya? Dünkü oyun bitti ya. YouTube'a geliyor. İlk bölümünü attım. İkinci, üçüncü bölümü yarın yayınlarım herhalde. İşlenmesi bitsin. Oo, burası bir de han da varmış burada. Kapalı çarşıya bak sen. Selamünaleyküm. Niye kimse yok burada? Kardeş. Oo, biracıymış burası. Pardon, han değilmiş. Güzel güzel. Yani kapalı çarşıda böyle dükkanları yan yana yapsalar daha güzel olmaz mı ya? Bence olabilir. Evet arkadaşlar, yani CPU kullanımı falan ne durumda? Şu an haritada, evet yine yani GPU'yu maşallah kullanıyor. Yine kullanıyor. Okey, okey. Evet sevgili dostlar, beraber incelemiş olduk, görmüş olduk. Yeni yamada neler gelmiş, şöyle bir bakmış olduk. Genel olarak zaten hep bu tarz yamalar devam edecek gelmeye. Bu yamalarda da anladığımız kadarıyla sistem hep şey üzerinden yürüyecek. Fixleri, bugları düzeltme falan. Ben biraz daha böyle beklerler. Genel olarak böyle bir versiyon 2.0, hani day 2 patch gibi bir şey gelir diye bekliyordum. Ama yo, onlar bayağı çözüp çözüp yayınlıyorlar. Eyvallah, bir problem yok. Devam ki.